Dere var orada. Dere var ya, bu çözüm değil. Şimdi dere önü bazen aşırı yandan orada şişiyor. Yani bu çözüm bunu konuşuyorduk. Onu anlatıyordum. İsterseniz sizi de bir abi vardı bir şuradan. Benim evin altından geçiyordu. Evet. Onu görüyorum. Evet. Ne yapacaksınız orayı? Nasıl yapacaksınız? Şimdi başkanım şöyle söyleyeyim. İlk başta yol kapını okumamız gerekiyor orada. Okudum. Uygun mail var mı yok mu? Bunu test etmem lazım. Şu Kahraman Park tabelasını 10 metre. Binlik boru geliyor. Evet. Binlik düz geliyor. Evet biliyorum. O binlik düz orada son buluyor. Evet. Mahalle içine girmemiş başkanım. Sadece şurada bakın 20 metre ilerisinde de bir mazgalımız var. Onun içine geçen gün temizlettirdim. Bir top, iki terlik. Bir tane de yoğurt kabı çıktı. Mahalleye gitmiyor bu. Şimdi biz amacımız o binlik düzün olduğu yerden mahallenin sonuna kadar 103 sokağa kadar oraya kadar en azından buradaki o gün de gördük, şahit olduk. Buradaki en fazla yağmur suyunun biriktiği yer burası değil burası, mi arkadaşlar? Burası. En çoğu nokta buradadır. Amacımız ilk etapta evleri su bastırmamak. Karar vermeyi fikrim ama önerirsen bak, bu iki kurum arasında gider gelirse bu fark orada son bulmuş. Mahallenin içine gelmemiş. Buraya kadar gelmemiş. Bizim amacımız ilk etapta, beyefendinin dediği gibi, ilk başta 500'lük borularla mahallenin içine kadar, yukarıdaki tamam, yere gidelim, kadar. Gidelim, onun içine bağlayalım. Bunu getirmek ve bağlamak. Ondan buradaki boru kaçlık? Binlik olması lazım. Binlik. Ona bağlamak. Ondan sonra bu çözüm olmazsa artık beyefendinin dediği gibi parkı yarıp buraya açık kanal usulüyle geçmek zorundayım. Tamam. Aynı gene oraya verdiğimizde abi benim yerden geçiyor diyor. Onu hocam. Ya biz ne yapacağız? Bu geçici bir çözüm. Ama bunun arkasında biz orman bölge müdürlüğüne, yazışmaları devam ettireceğiz. Evet, sonra ilk amacımız ormandan gelen suyu nasıl kesebiliriz falan. Tamam. Önünde de karayollarına ait bir nokta varmış. Onun tahliyesi açısından da karayolları bölge müdürlüğüyle görüşeceğiz. Tahliye ettirmemiz lazım. İstimlak sınırları içerisinde vatandaşın sundurmalı bir garajı gibi bir şey var. En yakın oradan bağlantı yapabiliriz. Geçen hafta burada bir fazla yağıştan dolayı evlere su bastı. Şu anda da zaten bugün geleceğimiz arkadaşlara söylemiştik. Teknik ekip geldi. Çözümler nasıl olur? İki aşamalı bir çözüm. İlk önce hemen buradaki sıkıntıyı gidermek. Uzun vadede ormandan karayollarına yazışmalar yaparak kalıcı bir çözüm yapmak için teknik ekip hemen çalışmaya başlıyor. Haftaya salı günü burada. Ekip burada ve bu sorunu gidermek için eline gelen her şeyi yapacaklar. Vatandaşlar da zaten dinlediler bizi. Bir konuda anlaştık. Şu anda da Kaymakam Bey'e giderek biz resmi kurumlara yapacak olduğumuz yazışmalarda onlardan destek isteriz. Geriye basıyor diyorlar. Çok geliyor buradan diyorlar. Sadece şimdi onu iptal edeceğim zaten. Parsellerdeki gelen dereyi karşı tarafa almaya çalışacağız ya yol kenarında, orman sınırında. Bu da gider yani. Arkası basınç su gelince ne gitti? Geçen hafta çok ciddi bir sel yağışıyla karşı karşıya kaldık. Bunun çözüm önerilerini arıyoruz. Resmi kurumdaki ASAT yetkililerimiz de burada. Devlet Su İşleri yetkilileri de buradaydı. En fazla suyun toplandığı noktada yağmur suyu bacasının olmadığını tespit ettik. Amacımız bu GATAP'ın önceden yapmış olduğu yağmur suyu hattını devam ettirip en azından ilk etapta mahalleliği bu su baskınlarına karşı tedbirlerini alarak yani 500'lük borularla koruge borular döşeyerek yağmur suyu hattını ileri seviyeye götürmek ve baca sayısını arttırmak. Daha sonrasında da ormandan gelen o resmi kurumlarla yazışma yaparak ormandan izin almak suretiyle orman kenarındaki şevli olan alandaki suyu toplayıp denize kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. İlk amacımız bu. Şeylerini bir ana noktalarını bir görelim, ona göre yorum yapalım. Duvarın içinde. Buradan gidiyor. 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 Buradan gidiyor